ilgili bana söyleyecekler ve biz de sırayla bu izleyicilerimizi şu andaki grubu almaya başlayacağız. İnanın ki her arayanı alıyoruz canlı yayına. Bir sıkıntınız olmasın. Şu anda 9 kişi. Hatta sakın o 9 kişi şu an arayıp da bekleyen, size şu an hatta bekleyen izleyicim. Sakın kapatmayın, telefonunu kapatmayın. Bekle, beklemeye devam et. Alo. 7. 7 numara. Öğretmenim. 7 numara dendi. Var mı? Peki. Ama yaklaştı. İyi. Tek değil. Bak 7 de değil 9 da değil ama çok yaklaştınız. 2 de değil. 7 de değil 9 da değil. Ondan sonra bakın 15 de değil. Hep söylendi bunlar. Bunlar önemli değil. 7 de değil 9 da değil. 15 de değil. Ben de 15 de değil diyorum. Aslında 15 de değil. Çok söylendi bunlar. Böyle diyorum, anlamıyor ben Erdem Bey. Tamam anladım. Peki. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hemen cevabı alalım. Kaç? 2 mi yönetmenim? Ben biraz önce konuşmuştum onunla ilgili ama bir şey söylemeyeceğim artık. Şimdi telefon geldi. Bir şey soracaktım ama telefondan sonra diyelim. Konuşalım. Alo. Alo. Hadi bakalım. 15. 15 mi yönetmenim? Biraz bir dakika önce 15 sakın demeyin. O da benden olsa 15 değil demedim mi? Dememiş miydim? Duymamışsınız. Ama ben de diyorum. 9 değil. Bak. 2 değil. 7 değil. 15 değil. Çizin bunların üstünü. Sonra da %90'ı çıktı zaten. Çıktı, az bir şey kaldı. Vereceğiz ama. Vereceğiz. İnşallah bir göndereceğiz. Parayı göndereceğiz. Oynayıp gideceğiz buradan. Parayı verdikten sonra. Şimdi, canlı yayındayız. Canlı canlı yarışmaya devam ediyoruz. Canlı yayında 7500 TL'yi aranızdan birine vermek istiyoruz. Evet. İnanın ki ben biraz daha hani veremezsek ben buradan ayrılacağım. Gideceğim cep telefonunu arayacağım. Bağlanacağım. Parayı da kazanıp gelip burada diyeceğim ki ben kazandım. İş oraya gidiyor. Eğer veremezsek inanın ki gider ararım. Kontrolümüz de var, problem değil. Ararım 0898-213-6060. Ararım, parayı alır buraya geri gösteririm. 15'i ekrandan kaldırabilir miyiz? Çok mu? Benim kafamızı karıştırıyor 15. İki de karıştırıyor kafamızı. Bir dakika 15'i kaldıracağız. 15. Yönetmenim. Peki. Yapar mı bana bu güzelliği benim vallahi canım yönetmenim? Siz iyi anlaşıyorsunuz. İlk gerçekleştireceğim. Allah ilk mi oldu? Peki. Bunun üzerine oynamamız gerekiyor. İlk gerçekleşti. Gelsin güzel bir müzik oynayalım ya. Evet. Ne oldu? 15 artık söylememize yani gerek kalmadı. Çünkü uyarsak da geliyordu o rakam. Söyleniyordu. Hareketli müzikle oynayalım artık. Ve ne yapalım biliyor musun? Eğer bundan sonra arayan seyircimiz yine aynı rakamı söylerse onu da kaldırtalım bari. Kaldır. Cevap çıkacak orada. İlki gerçekleştiriyorum evet, ben burada. Çok güzel. Hala. Tamam işte ilklerin doğru da merdemin olduğu yerde her zaman ilkler vardır sevgili seyirciler. İlklerin olduğu yerde güzellik vardır. Güzelliğin olduğu yerde de para vardır, para. Hani sen söylersin canlı ya. Canlı 7000 TL sabah kalktığınızda şey hesabınızda 7500 evet. TL'mde 7000 bile değil Allah evet. Bakın. 7500. 7500 TL sabah bir kalkacaksın hesabında 7500 evet. TL var. Hemen alışverişe, hemen güzel bir yemek evet. Yemeye, hemen çoluğu çocuğu topla alışverişe. Evinizi boyaya, badanaya, tamirata sokun. Arabanızı bakıma götürün. Her şey yapın. 7500 TL. Şimdi bakın sevgili seyirciler. Nereden mi? 7500 TL size desek sabah kalktığınızda hesabınızda 7500 TL var desek ne yaparsınız? Hemen 7500 TL'yi alırım, kaçarım. Hiç kimseye söylemem 7500 TL'm olduğunu. Alıp güzel bir gün geçirmek için yerim, alışverişe giderim, harcarım. Sevdiğim insanlara tabii hediye alırım. Hediye alırım sevdiğim insanlara. Herkese saygılarımı sevdiğim hediye alırım. Bana hediye. Tabii ki alırım. Baklava alırım sana da. Baklava yeriz, tatlı yer tatlı konuşuruz. Alo. 16. 16 mı öğretmenim? Aa. Öyle değil. Şimdi arkadaşlar. Peki. 6 kişi şu an sistemde. 6 kişi. Peki, alo. Merhaba. Merhaba. Şiir gibi. 7. Merhaba. 7. Hemen alalım cevabı 7 mi? 7 mi yönetmenim? Değil. Tamam. Şimdi arkadaşlar sıradaki herkesi yönetmenim. Hepsini şu an beklemede olan herkesi şu an arayıp da dahil olan da herkesi sırayla alalım. Eğer doğru cevap çıkmaz ise ben soruyu bir kez daha anlatacağım ve Erdem Bey'i oynatacağım. 7500 TL. Niye ben oynayayım? Ben şey miyim oynuyorum yani şimdi? Şey miyim ben? Sen oyna biraz da. Ama sen çok güzel oynuyorsun. Hayır şimdi sevgili seyirciler. Biz geçen yine Işıl'la bir araya geldiğimizde bir programda oynadık böyle. Hani ben dedim bir nabütenayi saygılarımı sunarak sevgili seyircilerine oynadım. Oynadım o oynayış. Artık beni hep oynatan adam, oynayan adam olarak biliyor. Tamam, doğru adam Erdem oynar sevgili seyirciler. Ne zaman oynar biliyor musun? Doğru bir iş yaptım. Alo. Doğru bir iş yapıyoruz ve oynuyoruz. Alo. Haydi bakalım. Alo, buyurun. Evet, seyircimiz. Kesildi. Sırada evet. Bekleyen herkes yönetmenim. Herhalde. O da oynuyordu herhalde. Ben oynarken hat koptu. Hat gitti. Siz oynamayın. Ben oynuyorum sizin yerinize. Ben siz kazanın. Sizin adınıza coşkuyla zaten oynamaya devam edeceğim. İnan ki şunu söylüyorum. Ben sevgili seyircilerimiz para kazandığında onlar keyiflendiğinde ben oynamayı çok seviyorum. Neden biliyor musunuz? Biz burada
ben burada oynadığımda inanıyorum ki sen de ekran karşısında zaten ekran karşısında oynamış gibi oluyorsun. Arkadaşlar 0898 213 60 60 0898 213 60 60 0898 213 60 60. Bu numarayı şu anda yeni izleyicilerim ben sıraya girecek ve kendini anda canlı yayında bulacak. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması ve her gün başka biriyle kazandıran yarışması. Daha önce kazanan izleyicilerim arabaya devam edip bugün de kazanabilirsiniz. Bizde bir kota yok, bir sınır yok. 0898 213 60 60. Bu numarayı şu anda ekranları başındaki izleyicim aradıkları anda beklemeye girerler ve hemen yayına aktarılırlar. Doğru cevap gelene kadar sıra size gelecek arkadaşlar. Doğru cevabı alamazsak eğer siz bağlanacaksınız. O yüzden sakın telefonunuzu kapatmayın. Alo. Sen konuş, ben olayım. Hoş geldiniz, hemen cevabı alalım. 13. 13 mü öğretmenim? Sen 13 az önce uğursuz rakam onu söylemeyin demiştin ama. Vallahi duymamışlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Peki. Buyurun efendim. Canlı yayındasınız. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Nereden arıyorsunuz? Siz nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan arıyorum. Hadi peki, İstanbul'a inşallah verelim. Hadi 7500 TL'yi. Hadi. Heyecanlanmayın ama ne olur sakin, sakın. Heyecanlanmayın diye oynuyorum ya burada. Oynuyorum bakın. Biz bizeyiz, evdeyiz sanki, oturuyoruz. Hadi. Bak oynuyorum. Hadi. Hadi. 14 mü yönetmenim? Zıplayacak. Benim sırada bekleyen herkesi bağlayalım. Şu an şu numarayı çevirmiş olan, yani şu anda 0898 213 60 60'ı çeviren ve bekleyen izleyicilerimin hepsini yayına bağlayalım. Bağlanmadık kimse kalmasın. Türkiye'nin en çok telefon bağlayan ve her arayanı bağlayan tek yarışması bul kazandı. Kazandıran. Şu numarayı çevirdiğin an kazandıran tek yarışması. Kazandıran. Bu kazan. Şu numarayı aradığın an bağlanacaksın. Peki hadi bütün bakalım. Bütün arayanlar bağlanıyor. Doğru cevap çıkana kadar. İnşallah çıkacak. İnşallah. Alo. Hoş geldiniz, hemen cevabı alalım. Hoş bulduk. 17. 17 mi öğretmenim? Yönetmenim ya, bir sayı daha kaldıralım ne olur. Peki hangisi kalksın? Var mı isteği, talebin var mı? Bir yönetmenim talebin. Hangisini kaldıralım? Hepsini. Doğru cevap kalsın zaten. Hayır yönetmenim, dinliyorum seni. Hepsi kalksın, doğru cevap kalsın. Biri kaldıralım yönetmenim, şu bir bizim aklımızı çok karıştırıyor. Biri bir kaldıralım. Peki bir. Çok da söyleniyor değil mi? Tekrar yönetmenime tekrar. Bakar mısın ya? Kaldırın, böyle yönetmenim var işte. Ama alkış yönetmenime. Yönetmenimiz seni çok seviyor. Ben inan ki söylemiyorum, kaldırmaz o rakamı rezil olurum diye ben bir şey söyleyemiyorum. İnan ki söyleyemiyorum. Ne yapayım? Ben de nacizane sevgili seyirciler oynuyorum. Size hani ekran başında bizleri seyreden siz saygıdeğer sevgili seyircilerimize hani ailenizin afilli delikanlısı olarak hani öyle kendimi adledeyim. Size rahatlatıp bu parayı verip hani buradan huşu içerisinde gitmek istiyorum. Efendim Erdem evet. Bey kendi jargonunca açıkladı evet. Zaten. Evet. İnanın ki derdimiz, kederimiz, tek niyetimiz şu parayı vermek bugün. Bu güzel, bu keyifli günde. İnşallah vereceğiz. Alkışla beni, gaza geldim. Hadi arayan seyircimiz, sen sesleyin. Doğru cevabı ver. Alo. Alo. Buyurun. Hoş geldiniz. Alalım doğru cevabı hemen. 11. 11 mi yönetmenim? Hep A duyuyoruz bu arada. Hadi bir... Yönetmenim bir de vuruyor yani. Kuşuz. Süpersiniz yönetmenim. Şimdi evet. Rakamlar gitmeye başladı. Herhalde bu ilk olsa gerek değil mi? Evet. Hani bu yarışmanın tarihinde ekrandan rakamların silindiği tek yarışma. Bu kazan. Evet, işte seyir... görüyorsun yönetmenim. Niye ama biliyor musun? Bak yönetmenimiz de bu kıyaniye yapıyor biliyor musun? Bu parayı biz vermek istiyoruz. Başkaları gibi o rakamları tutmuş olsak bizim bir farkımız olması lazım. Doğru adam Erdem'in ve Işıl Deniz'in olduğu her yerde her zaman torpil söz konusudur. Işıl Deniz burada, Erdem evet. Gençtürk burada, doğru adam Erdem burada, yönetmenim burada, evet. Bulkazan ekibi burada. Dolayısıyla da bu para size gelecek. Gelecek. Bu para gelecek. Size bulacak. Bulacaksınız. Şimdi Erdem'cim oynuyoruz ya şans oyunları. Evet. Bir numarayla gidiyor, kafayı yiyoruz. İşte son iki rakam farklı oluyor. Efendim oynuyoruz bazı oyunlar orada işte bir golle kaçıyor. Son 90+6'da gol yiyorlar falan, gidiyor kupon. Ha böyle bir durum da yok. Bir şans da yok yani. Yani çok burada basit. Her şeyi siz belirliyorsunuz. Çok siz basit. İsterseniz bu parayı alıp gidiyorsunuz. Her gün ben ne yapıyorum? Çeşitli illere para gönderiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bakın ben seyircilerime hak veriyorum. Biz geçen sene bir programda canlı yayında seyircilerimizi ne yapıyorduk? Bağlantı yapıyoruz. Şimdi nereden arıyorsunuz? Kimsiniz? Kendinizi tanıtın. İnanın ki ben o seyircinin nasıl heyecanlandığını çok evet. iyi anlıyorum. Çünkü bir insan canlı yayında adını karıştırır mı? Adını unutur mu sevgili seyirciler? Biz
canlı yayına bağlanıp adını unutan seyircilerimizi biliyoruz. Belki siz ekran karşısında dinlerken hadi canım ya böyle bir türlü bilemiyorlar. Ben bildim arayayım şu sıraya gireyim diyorsunuz. Arıyorsunuz belki de bekliyorsunuz doğru cevap sizde var ama belki siz o heyecanı daha yaşamadığınız için karşı tarafı anlayamıyor olabilirsiniz. Ama inanın ki adını unutan oluyor. Yaşınızı sorduğunuzda yaşını unutanları ben biliyorum. Yanlış yaş söylüyorlar sonra düzeltiyorlar falan. Yani biz bunları yaşadık. Gerçekten çok heyecanlı bir ortam. Ama 7500 TL'yi kazanmak için bu heyecanı yaşamak gerekiyor. Sizden tek istediğimiz azıcık bir heyecanla arayıp canlı yayına bağlanıp o doğru şıkkı söyleyip 7500'ü cebinize koyup artık Antalya'ya mı gidersiniz? Bodrum'a mı gidersiniz? Kıbrıs'a mı gidersiniz? Her nereye kiminle giderseniz gidin orasına karışmıyoruz. Ama size bu güzelliği yaşatacak bir miktar 7500 TL. Ben bu 7500 TL'yi bugün burada vereceğim. İnanın ki bakın şimdi sevgili seyirciler. Önüm daha kapalı. Bakın daha ceketimi açmadım. Biraz sonra inşallah doğru cevabı veren seyircimizi de birlikte kutlamak için önümü ceketimin düğmesini açıp öyle oynayacağım. Çünkü ben insanlarımızın bu basit soruyu mutlaka içlerinden bir şanslı kişinin bilip bu parayı alıp buradan onun hesabına o parayı yatıracağımızı çok iyi biliyorum. Bu parayı vereceğimizi çok iyi biliyorum. İnanın ki doğru adam Erdem olarak gerekirse bakın gerekirse bu görev bize verilirse 7500 TL, 8000, 5000, 10000 hiç önemli değil. Ne kadar para varsa bu imkanı bize tanıdıklarımız geçirse biz de bu parayı ne yapacağız? Alo. Vereceğiz inşallah. Vereceğiz. Haydi bakalım. Alo. 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 Evet buyurun. Doğru cevabı alalım hemen. 6. 6 mı yönetmenim? Aa. Maalesef. Şimdi Erdem Bey. Dinliyorum. Sistemimizde şu an yönetmenim söylediği kadarıyla 4 kişi bekliyor. 4 kişi. 4 kişiyi de yayına bağlayacağız. Şu anda şu numarayı arayıp beklemede olan izleyicim her an kendini canlı yayında bulabilirsin. Parayı da alabilirsin. Sakın o da telefonunu kapatma. Beklemeye devam et kendini anında canlı yayında bulacaksın. Şu an 4 kişi diyor yönetmenim. 4 Ve kişi. Ve ilk bekleyen yani en önce saniyelerle önce aramış olan izleyicimin numarasının sonu da 19. Şimdi sakın ola telefonunuzu kapatmayın. Emekliler sakın var. Ola. Emeklilerimizi bilir misin? Emeklilerimiz ay onlar şimdi, vallahi. Ben onlara tekaüttlerimiz derim. Bakın tekaüttlerimiz onlar beni çok iyi anlıyorlar. Tekaüttlerimiz her ay tekaüdiyelerini alırlar. Bilir misin? Tekaüdiyelerini alırlar. Yani emekli maaşlarını biz 7500 TL onlara da vereceğiz. Onları da mutlu etmek istiyoruz. İnşallah 80 yaşında bir amcam kazanır. Var mı o imkan arıyorsa şayet. Alo. Peki alo. 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 Hemen alo. Cevabı alalım. 13 değil. Yönetmenim şu 13'ü kaldırabilir miyiz? Vallahi, uğursuz. Vallahi kaldırın onu. Vallahi 13'te gitsin. Yönetmenim 13'ü kaldırın lütfen. 13'te giderse çok iyi olur. Bunu da ben bu sefer dedim hani seninle birlikte. Bir çok dakika. 13 diyorlar. Bir dakika şimdi Erdem Bey. 13'te kaldırsa yönetmenim bize büyük kıyak geçmiş demektir. Öyle mi? Ben bilemiyorum. 13'ü istemiyoruz. Kaldırır mı acaba? 13'ü istemiyoruz. Hadi oynayacağım. Yönetmenim 13'ü kaldırın. Hadi kal, 13 kalkarsa oynayayım. Ne diyor? Tamam, birazdan diyor eğer oynarsa diyor Erdem Bey diyor o zaman. Peki oynayacağım da ama müzik yok. Kalksın oyuncu hakikaten uğursuz rakam olarak kalkmış olacak. Oynayacağım. Ben oynamayı çok severim. Soruyu bir kere daha anlat. Evet. Müzikle Erdem Bey oynasın şimdi, onu şu kaldıracağız diyor. Hangi sayı tek yazılmıştır? Evet. Bakın panomuzda bir tane rakam tek. O rakamın hangisinin tek yazıldığını bize söyleyin. 7500 TL'yi alın gidin. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması Bul Kazan'dasınız. Bulun kazanın. Ve bu basit soruyla 7500 TL'yi kazandığınızda her zaman bizi saygıyla sevgili almanızı rica ediyoruz. Çünkü biz sizlere bu parayı vermek için sabırsızlanıyoruz sevgili seyirciler. Amacımız kazandırmak. Güzel bir şey kazandırmak. Ne demişler? Kiminin duası, kiminin parası. Güzel dualar alalım. İnanın ki hani eğer ihtiyaç sahibi birine gider çok mutlu olacağım. Gerçekten bir borcunuz var diyelim ki Allah göstermesin. Şeytan kulağına kurşun. Hani böyle 3000 lira 5000 lira için biz intihar edenleri duyduk. Doğru mudur? Yani o miktarlar için biz onları yaşayanları biliyoruz. O duygularla kendini oradan bunu atanları, hayatına son verenleri biliyoruz. Demek dinliyorum ki 7500 TL iyi bir rakam. Evet. Sizin belki de çok zor durumdasınız. O borcunuzun kapanmasına, sizin rahata ermenize, değil mi? Refaha çıkmanıza sebebiyet verecek bir rakam 7500 TL. Bugün kimse Erdem, dinle beni. Dinliyorum. Kankayız. Evet. Çok yıllardır tanıyorsun beni, düşün. Öyleyim zaten. Öyle değil ama şimdi. Evet. Yıllardır benimle yedin, içtin falan, tamam mı? Tamam, düşün. Tamam.
senden borç istiyorum. Kaç tane bahane bulursun bana? Valla şimdi doğru adam erdem olarak yanlış konuşamam. Hayır yani sen yani, kendin olarak düşünme. Şöyle düşün yani en yakın arkadaşımızdan dostumuzdan bugün 7500 TL nakit istesek bize veremez. Akrabamızdan istesek 50 tane bahane bulur. Bugün kimsese 7500 TL vermez. 100 lira vermiyorlar. 100 lira vermiyorlar. Bırak 7500. Veriyorlar canım. 7500. Ben yeni biliyorum da demek ki senin daha. Bilim arkadaşlarım daha zengin. Daha sağlam. 7500 TL. 7500 TL. Yani. Kredi çekmeye kalksın üzerine en az 1500 lira faiz. Faiziyle alıyorlar. Doğru söylüyorsun. Yani işi o boyutuyla ele alırsak. Canım yönetmenim yani, borcu kaldırdı. Yönetmenim kaldırdı almış istiyor. O zaman oynama vaktimiz geldi. Hakan'cığım buradan. Hadi. Evet. Hadi. Oynayalım. 13 kalktı. 13 kalktı. Hakan'cığım Erdem Bey oynayacakmış. Lütfen. Hadi, ya ben müziksiz de oynayayım. 13 kalktı ya dediğimiz oldu. Oynarız. Şimdi oynamak güzel bir şey. Sıkıntıdan, stresten uzaklaşıyorsun. Hele oynadığın zaman aklında hani mutlu olduğun bir şey, bir olay gerçekleşti. Sevdiğinle buluşacaksın. Yeni bir araba alacaksın, yeni bir ev alacaksın. Cebinde paran var, alışverişe gideceksin. Bunlar insanı mutlu ediyor. İnsan inan ki müzik olmasa bile evinde bile böyle oynayıveriyorsun. Diyorsun ki az sonra gideceğim, çok hoşuma giden bir cep telefonu var. Bilmem hangi marka, bilmem ne markası. Evet. Ama işte 3000 TL, 4000 TL. Ben onun hastasıyım, almazsam olmaz ama nerede o para cebimdeki gideyim alayım. Ama kazandım buradan 7500 TL'yi. Doğru git elma yemeye, armut yemeye, şeftali portakal yemeye ama istediğini al. Herkesi bağlıyorum şu an beklemede olan. Hadi. Alo. Alo. Buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, 16. 16 mı yönetmenim? Duymuştuk bırakın daha önce. Bırakın daha önce biz duymuştuk. 16 da değil. Değil. Yönetmenim 16'yı da kaldıralım. Bugün hep ne oluyor böyle? Hep ilkler söz konusu. 16'yı da. İlkleri yapıyoruz burada. Peki bir de ne yapmak lazım biliyor musun? Bir gün şöyle bir şey yapalım. Baktık ki çok basit bir soru. Bir türlü bilemiyorlar. Bilemiyorlar. İnan böyle hani yüksek müsaadeler altında, izinler hakkında bütün inisiyatifleri kullanarak gerekirse 7500 TL'yi de arttırma yoluna da gidelim. İnşallah onu da yapmamız lazım. Seyircilerimiz daha çok kazansın. Peki alo. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. 9 numara. 2 tane rakam söyleyemiyoruz. Tek bir tane. Bilseniz daha iyi veremeyiz. Evet. Hayır. Böyle bir hayır. Tek hayır. Söyleyecek. Tek cevap hakkı. Tek cevap hakkı var. Gönder yönetmenim. Hayat da affetmez. Tamam. Öyle kafadan 2-3 tane seni tutuyor. Öyle bir şey yok. Bir tane. Ne yapsınlar? Alo. Onu bile deniyorlar artık. Alo. Hoş geldiniz, hemen cevabı alalım. Bulduk. 18. 18 mi yönetmenim? Arayan sevgili seyircimiz herhalde yaşını söyledi. O da 18 yaşında gibi geliyordu ses. Genç 18 gelen. Yaşından küçükseniz aman ha sakın. Tabii. Onu da bu arada söylemiş olalım. Sakın alamazsınız. Kazansanız dahi 18 yaşından küçüklere o parayı veremiyoruz. Onu da belirtelim. Arkadaşlar 18 yaşından küçükseniz hiç uğraşmayın. Şimdi bakın hangi sayı tek yazılmış bunu soruyorum. Bir kez yazılmış. 7500 TL'yi alacaksın ve hatta bekleyen herkes doğru cevap verilene kadar bağlanacak. Hadi bakalım. Beklemede kalın. Sakın ona telefonunuz kapanmasın. Sakın. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun efendim. Doğru. 4 mi yönetmenim? Erdem'cim sen de işte bir rakam sildirelim ya, bir kolaylık daha. Ya o zaman ben doğru adam olarak o zaman ben seyircimden tarafayım. Doğru şık kalsın, diğerlerin hepsi silinsin derim o zaman. Yok artık. Seyirciden tarafım ben. Ben seyirciden tarafım. Peki. Alo. 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 Buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. 11. 11 mi yönetmenim? Değilmiş. O da gitti. Bir rakam sildir. Vurulan vurulana. Şimdi o zaman ben ne yapayım? Benden mi istiyorsun? Ben evet. Şimdi bak yönetmenimizle direkt irtibat. Şimdi sevgili seyircilerimiz diyor ki hani sen duyuyorsun. Nereden duyuyor? Ben bir şey duymuyorum. Kulaklığım var. O direkt rejiyle temas halinde sevgili seyirciler. Yönetmenimle devamlı konuşuyor. O her şeyi konuşuyor. Ben her şeyden hani bir haberim. Onu söyleyeyim. Beni dinler mi dinlemez bilmiyorum ama o zaman ben de çok söylendiği için Hani fazla vurmayalım diye, fazla vurmayalım doğru diye. Doğru cevabı söylersin. Yok, o zaman ben de söylüyorum, ne diyorum biliyor musun? Şöyle bakıyorum ve içinden bir tane tepelerde olan bir rakamı görüyorum şöyle. Hangisi biliyor musun o? Hani böyle rakamı görüyorum, bu rakamı. Hadi onu da sildirelim, gidiversin bari. Hangisi? Ha bak bu rakam, bu. Sildirelim. Söyle. 2. Sildirelim. Söyle yönetmenim, yönetmenim seni de duyacak. Şimdi 2 numarayı 2 diye çok söylediler. Ben bunu da uyardık falan ama çok çıktı. Hani o da silinebiliyorsa... Saygılarımı ve sevgilerimi sunaraktan os diyorlar hani böyle. 2 numara var mı bu imkan acaba? Sildirebiliyor muyuz? 2 numara silinirse çok sevineceğim. Bir adım daha sevgili seyircilerimize kazandıracağız. Bravo, bravo. Gelsin hareketli şarkılar, oynayalım o zaman. Çünkü ne oldu? Parayı vermeye biraz daha yaklaştık.
Sevgili seyirciler 0898 213 60 60 0898 213 60 60 neydi numara? 0898 213 60 60 evden işten cepten 213 60 60 şu anda ekranın başına yeni geçen televizyonu yeni açan izleyicim. Hiç vakit kaybetmeden ara çünkü 7 kişi şu an hatta beklemede ve 7 kişiyi sırayla almaya başladık. 8. sen olabilirsin. Şu an şu evet. numarayı çeviren izleyicim anında 8. Hadi. Sıra yerleşecek ve doğru cevap gelmezse sıra kendisine gelecek. Heyecan dorukta. Hiç vakit kaybetmeden şu an beni nereden izliyorsan bizi ara. Ne yapacaksın? Şu numarayı anda çevireceksin ve birazdan yayına bağlanacaksın. Hiç zor değil bizle bağlanmak çünkü sistemde bekleyen herkesi doğru cevap gelene kadar yayına alıyoruz. Tek yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken hatta beklemek. Ve bekle. Doğru cevabı vermek. Bekle, sakın telefonun kapanmasın. Alo. Alo, merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hadi doğru cevabı verin. 12 mi yönetmenim? Dedim acaba veririz diye düşündüm ama yine veremedik. Olsun vereceğiz. Biz İnanın ki problem değil. 2 saat daha gerekirse buradayız. 1 saat daha buradayız. Verirsek 10 dakika daha buradayız. Hiç önemli değil. Bu parayı verene kadar doğru adam Erdem buradan bir yere gitmiyor. Canlı yayında bu canlı yayına geldim. Bu parayı vermek için geldim. Madem geldim bu parayı vereceğim gideceğim. Sizlerden rica ediyorum. İnanın ki aradığınız zaman bu alttaki telefon numarasını aradığınızda canlı yayına bağlanıyorsunuz. Bununla ilgili herhangi bir içinizde şüphe olmasın. Aradığınızdan sıraya giriyorsunuz ve canlı yayında bizimle konuşup doğru şıkkı söyleyince paranızı alıp cebinize gidiyorsunuz. Tabii hesabınıza yatıyor. O parayı aldıktan sonra güzel günlerde, keyifli günlerde ne yapıyorsunuz? Paranızı harcıyorsunuz. Artık hani yemeğe gider bütün akrabalarınızı yemekte mi ağırlarsınız o parayla? Hani ben onlara bir kıyak yapayım, yedirmek güzeldir. Bütün akrabalarımı yemeğe mi götüreceğim dersiniz. Tatile mi çıkmak istersiniz, seyahate mi gitmek istersiniz? Efendim bir ihtiyacınız var, borcunuzu mu kapatmak istersiniz? Kendinize güzel güzel ayakkabılar, montlar, ceketler, paltolar, yaz geliyor. Hani her şeyi söyleyebiliriz. Her şey var, alternatifler çoğalıp gidiyor. Ne isterseniz yaparsınız bu parayla. Alo. Peki, alo. Buyurun. Buyurun, heyecanlanmayın, buyurun. 9. 9 mu öğretmenim? Yönetmenim şu 9'u kaldırabilir miyiz? Gıcık oldum şu 9'a ben. O da mı gidiyor? Gitsin 9 canım. Maşallah. Deminden beri 9, 9, 9, 9 nedir? 9 değil diyorum. İşte. O zaman 9 da gitti. Gitti mi? Vallahi gitti. Yönetmenim alkış istiyorum. Anında. Herhalde bu bir ilke ilk olsa gerek. Evet. Sadece ben, bize yapılıyor. Ben gerçekten ilk kez görüyorum. Hani evet. Böyle o yanlış olan cevapların teker teker elendiği tek bul kazan yarışması olsa ama gerek. Ama yani biz de süper ikili olarak. Evet.